Evet, şu anda da Kepez Çarşı Pazar'a giriyoruz. Çarşı Pazar'a geldiğiniz zaman hemen önde balıkçılar var. Oradan da ürünler alabilirsiniz. Evet, yaz sezonunda sizin ürünler evet, çok güzel bir baharatçıdayız. Burası Kepez Balık Pazarı'nın hemen yanında bulunan bir baharatçı. Eşimize, dostumuza, herkese ürünler alabiliriz. Tamam, tamam. Sözlü olarak anladım. Ya, bu rafsati ürünlerin hepsi kendimize ait. Macunlar, çaylar, yağlar hepsi bize ait. Evet. Çerezleri de haftalık veya iki günde bir olarak taze geçiriyoruz. Bayatlamasına izin vermiyoruz. Hı hı. Sürekli olarak tazeliğin korumasına için klimalarımız açık. Kuruluklar Antep'ten geliyor taze olarak. Anladım. Cevizli sucuklarımız kendi özel üretimimiz. Onları da özel yaptık. Evet, kumaş gurmenin önündeyiz. Burası da baharat ve hediyelik eşyalar satan bir yer, dükkan. Yine Kepez Balık Pazarı'nın hemen yanında. Şeker gibi bir abim var. Zaten şeker gibiyim ben. Evet. Bak bu ceviz de yerli ceviz bak. Aromalı. Aromalı ceviz de mi oluyor abi? Tabii. Oo. Sen hiç aromalı ceviz yedin mi? Yok, yemedik. Ne? Şöyle bir ver de yiyelim bari. Bu aromalı bu ceviz. Kahramanmaraş'ın çağlayan cerit cevizi. Kaç lira abi? 80 lira. Çok 80 lira. Yerinde bu ceviz 150 lira. Burada 80 lira. Niye yerinde 150 lira? Tanesi 1,5 lira burada. Taneyle satıyorlar burada. Biz burada kiloyla satıyoruz. Hakikaten güzel bir ceviz. Bak bunların hepsi aramalı. Yani onun için aramalı ceviz diyoruz zaten. 80 lira. Ya hiçbir şeyde böyle aramalı ceviz yok. Hep de ithalmalı piyasada. Yerli mal çok az şu anda. Onun için yerli mal alsınlar. Evet, abim yerli mal alsınlar diyor. Peki sizin bütün ürünler yerli mi abi? %80'i yerli. Maşallah. %20 baharatlar var. Yurt dışından gelenler var. Peki kendi ürettiğiniz var mı? Var ya. Kahveleri biz kavuruyoruz. Susamları şeyi biz kavuruyoruz. Tahını biz kavuruyoruz. Baharatların pulverleri biz yapıyoruz. Anladım. Hadi kolay gelsin abi. Sağ olasın. Evet, taze çekilmiş Türk kahvesi içmek isteyenler de kumaş kurmaya şey de var. Gelebilirler. Hatay. Hatay kahvesi. Antakya Hatay kahvesi. Kahve Yemen'den gelir derler. Kahve Yemen'den gelmiyor, burada kavruluyor. He. Peki bunlar ne kadar abi? Şunlar mı? Üzüm, pardon, susam bu, değil mi? Tahın işte. Bunlar biz çekiyoruz. Makine Murat Paşa'da makineler. Ne kadar litresi? Kilosu 130 lira. Kilosu 130 lira. Ha, bu kilosu 130 lira. Anladım. Nar ekşisi var mı? Var ya. O ne kadar? Bakmak lazım. Ben bilmiyorum. Peki onu kendiniz mi yapıyorsunuz? Yok. Hazır geldi. Fabrikasyon yani. Fabrikasyon olsa da 130 lira. 115 lira. 115 lira.
Normal zaten ya. %100 nar. Haydi işin rast geçsin abi. Oldu bakalım. Allah, hadi kolay gelsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Senin memleket nere? Ben buralıyım. Neresinden? Serik. Sen nerelisin? Bizim fabrikada Serik'te. Serik Cumalı'da bizim fabrika. Kim? Serik'te. Cumalı'da. Cumalı'da. Neyiniz var? Orada hem fabrika orada. Ha. Hem de dükkanlar var Serik'in içinde. Yapı Biredi Bankası'nın dibinde Kamaş. Ha. Ya. Tamam. Köşede duruyor orada. Orada bir arkadaşım vardı. Bekir Bildir. Tanıyor musun? Vallahi öğretmen. Şey olarak bizim birader bilir de ben bilmem. O onun hanımı öğretmen orada da. Tamam. O şey de öğretmen. Ben de orada oturuyordum. Şeyde var ya, bu eski askeriyenin yanında oturuyordum. Tamam. Eski askeriyenin olduğu yerde. Yani şehir merkezinde. Evet, Kamaş baharatın sahibi Hüseyin abimiz. Ha, üreticilerden. Çaltepe'de bizim fabrika. Çaltepe'yi biliyor musun sen? Çaltepe'de. Bolasan'da. Bolasan. Oranın eskisi Bolasan'da. Orada bütün biberleri, kekikleri orada imal ediyoruz. Bak bu çay 5 konağı. Ondan sonra daha ne diyeyim ki? Kantronlar var 5 konağı. Abiyle hemşeri çıktık. Aynı bölgeden, aynı yerde. Evet. Burası Antalya'nın ürünleri. Evet. Yani birçok üretimi kendisi yapıyor. Tabii ki Antalyalı'ya da hizmet veriyor. Serik'te imalatlar, bak Serik'te dükkanlar var. İmalat biri Serik'te Kamaş. Evet. Kaç dönüm yerde abi fabrikanın yeri? 3 dönüm. 3 dönüm. Yukarıdaki de devlet zaten şey, kekik fabrikası o. O da 3 dönüm yeri. Ha, kekik fabrikası. Tabii o ya, nerede? Şeyde, Çaltepe'de. Çaltepe'de. Biberler orada yapıyoruz. Bu çardak var ya, sizin çardak. Evet. Çardağın biberlerini kuruttum ben orada. Onlardan yapıyorlar. Maşallah. Bu şeylere başka maddeler koyuyorlarmış. Mesela nelere? En azından tahine mesela. Olur mu? Daha susam var ya, susamdan çekiyor direkt. Yani direkt bunun sahtesi, hilesi falan kolan yok. Yok. Ama şeyde var, hile olursa. Nar ekşidir. Nar ekşisinde var. Onu yapmıyorlar. O yaparlarsa orijinal oluyor. Yapmazlarsa nar çiçekleri var. Aynı ekşi kendi gibi. O da nar çiçeği. Evet. Neyde var abi? Fabrikada bal bile ürettiklerine göre. Yani her şeyde. Onu bilemiyorum. Herkesin babalı kendi başı. Baharat da neyden hile? Şey, mesela bir zamanlar Uğur Dündar şeyde neydi o? Toz biberi, kiremit şeyi yapıldı falan filan diye. Ya o olur mu? Şeyle... Akıl var, mantık var. Kiremit tozu girer mi baharatın içine? Girmez. Çünkü girmez. Nasıl girer? Olmaz. Şimdi merak ettim. Gerçekten şimdi... tozlar dedin ki şeyde vardır hile dedin. Ama arkasını getirmedin, boş ver dedin. Evet. Neyde vardır? Vatandaş bilinçlensin. Ya hile hiçbir şeyde yok. Ama bir şey de var ama. Evet. O şeyde. Onu bilemiyorum ki kimin ne yaptığını. Onu bilemezsin. Hayır, sen yapıyorsun demiyorum. Evet. Bildiğimiz mi? Mesela bak orada biberler var. Bizi kendimiz kuruttuğumuz. Ondan yapıyoruz biz bak. Evet, serin biber yani. Tabii ya. Şey var ya, bu Boğazkent var ya. Evet. Boğazkent. Bak. Evet, şeyleri... Boğazkent'in biberleri. Ha bak. Boğazkent var ya. Evet. Onun biberi bu. Orada kurutuyoruz. Şu tüm biberleri genelde ondan yapıyoruz. Anladım. Buradan yapıyoruz. Evet. Ama satın mı alıyorsunuz? Yok ya, kuruttuk ya orada. Kendimiz kuruttuk şeyde, fabrikanın yanında. Orada kurutuyor. Çocukluğumuz hep bunları yapmakla geçiyordu da yani artık işte. Şu anda her şeye para veriyoruz. Parasız bir şey. Şimdi bak bu tozlar şeyin işte, şu tozlar. Senin çardak var ya. Çardağın bire bir, bunda hiç bir. Sade biberdir yani. Hiçbir kalkıntı, gıvır bir şey yok. İstediğin halinizi yaptırabilirsin. Çünkü kendim üretiyorum bunu da ondan.
Buradaki ürünlerin yüzde kaçını kendi üretiyorlar? %80'ini yani yerli. Aha, yerli. Ondan sonra %20 baharatlarda yurt dışından gelenler var. Anladım. %20. Yurt dışından baharat geliyor. Ne geliyor abi? Karabiber geliyor. Ondan sonra şey var, zencefil var. Zencefil. Var yani 20 kalem var. Anladım. 20 kalem var. Nasıl? Siz de fiyatları arttırdınız mı? Ne yapıyorsunuz? Biz artırmıyor ki. Devlet artırdı fiyatları. Yok, devlet arttırmıyor. Şimdi ya, biz fiyat ne kadar artarsa artsın kazanacağımız bir kuruş. Yani iki kuruş olmuyor. Anladım. Oldu abi, Allah inşallah kazancınızı arttırsın, bereketlendirsin. İnşallah. Artması yetmiyor. Daha şifre vermedik. Sabahtan beri. Öyle mi? Ya, daha bir şey satmadık. Ya sen daha yeni gelmiş gibi bir halin var abi. Yeni elinde süpürge. Temizlik yapıyorum, görmüyor musun? Elinde süpürge. Daha yeni başlamış gibi bir halin var. Temizlik yapıyorum. Ama bu çarşıda genelde herhalde geç başlıyor işler ha? Geç değil, müşteri yok şu anda. Ne zaman hareketlenir? Valla 2000'den sonra biraz balıkçılara gelen giden oluyor. Onlar da zaten ara yoldan geçiyor. Bir de bekleyip duruyoruz burada. Abi dükkan kendin kira mı? Kira ki devletin buraya ya. Biliyorum. Ama çok uygun kiraya verdiklerini duymuştum. Valla ne kadar olduğunu ben bilmiyorum onu. Onu şirket biliyor. Anladım. Çünkü daha önceden birisine şey yapmıştım da çok cüzi bir miktar söylemiştim. İş olmadıktan sonra cüzi olsan olur, olmasan olur. Ama geleceği var. O gelene kadar ölür giderik zaten biz. Abi, kaç günden beri şifre bitmiyor. Dedim ya, sabahtan beri daha şifre bitmemişiz. İnşallah, inşallah. Biraz tanıtım eksik. Gerçekten abi. Yani ben mesela... Tanıtımla alakası yok. İnsanların her tarafı doydu. Her şey bol. Ya her şey elinin altına, bir telefona bağlı. Bol da. Ben mesela zencefil aldım. Ondan sonra şey aldım. Orada aklıma geldi, burada aklıma geldi. Yani sanki fiyatlar uygun gibi geldi bana. Çarşının özelliği herhalde. Çarşının özelliği. Evet. Oldu abicim. Hadi sağ olasın. Allah'a emanet ol. Kolay gelsin inşallah. Bereketini arttırsın. Sağ ol. Bundan da mı bitti? Çevreye mi tanımak? Evet. Ben taksiciyim. Aynı zamanda YouTube'da kanalım var. Öyle mi? Ajandan. Niye de senin şeyi? Niye de? İstat kullanıyorsun. Tabii. Diş çürümesine birebir. Hep dişlerimde Allah'a çok şükür sıkıntı olmadı bunu kullandıktan sonra. Maşallah. Güzel. Bir ara ben de kullanmıştım. Bir hafta kullanmadığım zaman ağzımın içine bir boşluklar meydana geldi. Ya ipler kopmuş hepsi ya. Misvak hakkında. Valla ben dişlerim... Misvakı anlat. Şu anda kapattım da. Bak bunu